Çok kıymetli Edremitliler, Körfez'in güzel insanları, çok değerli, çok değerli Türkiye'nin dört bir yanından, şunu vereyim de sonra alayım. Türkiye'nin dört bir yanından bu güzel ilçemize gelen, burayla kaynaşan, bütünleşen güzel insanlar. Son geldiğimde miting meydanında otobüsün üzerindeydik. Orada Sayın Mehmet Ertaş'a ve sevgili Ahmet Akın'a sahip çıkmanızı, Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmanızı, uzun süredir hak edilmiş bir beraberliğin, bir kavuşmayı daha çok ertelememenizi, adaylarımıza sahip çıkarak kentinize, ilçenize sahip çıkmanızı istemiş, size söz mü diye sormuştum, siz de söz vermiştiniz. O sözü yerine getirdiniz. Her iki kişiden birinin oyuyla Edremit Belediyesi'ne Mehmet Ertaş'ı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na sevgili Ahmet Akın'ı getirdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Biz geciktik. Ezan gecikmedi, vaktini bekledi. Ezanı dinleyelim, sonra birazcık sohbet edelim. Kıymetli Edremitliler, günün, bu sıcak günün bu saatinde evindeki sofrasına varmayıp, evladına, torununun yanına varmayıp, bir başka ailesinin, Türkiye'nin en büyük ailesinin buluşmasına koşan sizler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin genel başkanı olarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. Edremit mitinginde destek istemiştim. Başkanlarımıza verdiniz. Partinize, kentinize sahip çıktınız. O gün mitingde hemen otobüsün altında mavi bereleriyle emekli astsubaylar vardı. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Yıllarca bu ülke için kimi sınır boyunda nöbet tutmuş, kimi verilen görevi gözünü kırpmadan yerine getirmiş, gereğinde canını vermiş, gazi olmuş bu kutsal mesleğin, bu onurlu mesleğin mensupları miting meydanlarında hak arıyorsa, hak, hukuk, adalet diyorlarsa ve uğradıkları haksızlıklar bu kadar emeklerine, bu millet için, bu ülke için ölümü göze alanların emekleri görülmüyorsa artık hiç üzülmesinler. Seslerini kimseye duyurmaya çalışmasınlar. Sizin sesinizi duymadılar, duymuyorlar, duymayacaklar. Ama sizin de dertlerinizin var bir çaresi, Cumhuriyet Halk Partisi. Emekli astsubayın sorununu dile getirmeye milletvekillerimiz devam edecek. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, işçinin sorunu bizim sorunumuz. Ama artık görünen bir şey var. Hep birlikte görüyoruz. Bu iktidarın sorun çözme kapasitesi yok. Kalmadı. Ve bu yüzden sorun çözmediği için kriz üretmeye çalışıyor. Onların bir krize, bir kavgaya, itişmeye, kakışmaya ihtiyaçları var. Çünkü şöyle diyecekler Edremit'teki yoksula, işsize, emekliye. Biliyorum, açsın, yoksulsun, işsizsin,
güvencesizsin ama tehlike büyük. Bir kere daha oy vermelisin. Yoksa bayrağı indirecekler. Yoksa ezanı dindirecekler. Yoksa ülkeyi böldürecekler. Geçti onlar beyefendi, geçti. Öyle ucuz siyaset yok. Cumhuriyet Halk Partisi burada, bu milletin yanında. Onları artık kandıramazsın. Kavga istiyor, yapmayacağım. Hakaret ediyor, duymayacağım. İftira ediyor, silmeyeceğim. Hiçbirimiz bu oyuna gelmeyeceğiz. Çünkü biz sadece ve sadece bu halkın gerçek sorunlarına odaklanmak, onlar istiyor diye kavga etmek, kutuplaşmak, ayrışmak, sonra da yokluğa, yoksulluğa, açlığa, sefalete rağmen inadına oylar kullanmak, kutuplaşan toplumdan medet umanlara karşı bizim hedefimiz herkese birden sahip çıkmaktır. AK Partili'nin de yoksulu, MHP'linin de işsizi, Büyük Birlik Partili'nin de güvencesizinin teminatı biziz. Biziz, biriz, biz Türkiye'yiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Ve şunu söylemem gerekir ki, görüyorsunuz son günlerde yine kavga, tartışma, itişme, kakışma istiyorlar. Yok öyle yağma. Bir kelime söyleyecek, bir kelime eksik söyleyecek sözümüz, bir adım geri atacak adımımız, bir santim eğilecek mecalimiz yok. Ama onlar tartışmayı başka bir yere çekiyorlar ya, bu oyuna gelecek gözde Cumhuriyet Halk Partisi'nde yok. Tartışma 12.500 liralık emekli maaşıdır. Tartışma enflasyon zammı verilmeyen asgari ücrettir. Tartışma 19.000 lira maliyeti varken 19 lira, 17 lira verilen çay, geçen sene 8 lirayken 9 lira fiyat verilen buğday, geçen sene 110 liraya satılan fıstığı 90 liraya alınmaya çalışılan Antep fıstığı, üzümde, fındıkta, ayçiçeğinde, narenciyede yaşanan büyük sıkıntılardır. Sorun bu ülkenin gençlerinin gelecekten endişe duymasıdır. Onun için gençlerimizin geleceği, emeklimizin maaşı, çalışanımızın alnının terinin karşılığı için kavgayı burada vereceğiz. Meydanlarda, mitinglerde vereceğiz. Ancak oyuna gelmeyeceğiz. Ezanı susturacak dedikleri müezzinlerin, imamların özlük haklarını savunuyor. Bayrağı indirecek dedikleri ay yıldızlı al bayrağın renklerinden Türkiye İttifakı kuruyor. Bütün Türkiye'nin demokratlarını kucaklıyor. Ve vatanı böldürecekler dedikleri 7 bölgede, 81 ilde, 1000'e yakın ilçede verdiği mücadeleyle Türkiye'nin bütün demokratlarını, sosyal demokratları, muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratları, Kürt demokratları, yeter ki Türkiye'yi sevsin, yeter ki hepimizin ortak geleceği için mücadele etsin, bütün demokratları kucaklıyoruz. Biz hep birlikte bu saltanatı yıkacağız. Biz hep birlikte halkın iktidarını kuracağız. Hep birlikte üretecek, hep birlikte kazanacak, hep birlikte bölüşeceğiz. Bir yandan, bir diğer yandan tabii ki Balıkesir'in, Edremit'in çok sorunu var. Buralara yaz nüfusuna göre değil, kış nüfusuna göre para yollayıp
yaz nüfusuna göre hizmet bekliyorlar. Yıllarca yönettikleri Balıkesir Büyükşehir, Baski, Edremit'in arıtma sorununu da kanalizasyon sorununu da çözmedi. Ama emin olun ki bu sorunun çözümü yakın, teminatı da Ahmet Akın. İşte burada kardeşim. Bütün zorluğa, bütün güçlüklere rağmen elini kolunu bağlamalarına, kaldırılamaz bir borç bırakmalarına, faizinden baş edemedikleri bir borcun devasalığına rağmen var gücüyle çalışıyor. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki tüm yapıları seferber ederek onun bu haklı mücadelesine körfezi kokudan, körközü pislikten, sağlıksızlıktan kurtaracak yılların ihmal edilmiş, AK Parti'nin ihmal ettiği projeleri hayata geçirmek için dilinen, gece gündüz çalışan bu kardeşime hep birlikte yürekten destek veriyoruz. Ona sahip çıkın. Kendinize sahip çıkın. Baraj. Mehmet Ertaş söz verdiği sözleri gücü nispetinde zaman geçirmeden yerine getirmeye başladı. Özellikle kreş için 80 çocuğumuzu kavuşturduğu kreş için hem çocukların eğitime iyi hazırlanması, okul öncesi eğitimi, hem kadının iş hayatından koparılmaması, istihdam olanağı yakalaması, hem de kadının sosyal hayatına katılması için en önem verdiğimiz projeyi ilk baştan hayata geçirdiği için Mehmet Başkan'ı yürekten kutluyorum. Halk çay bahçesi sözü vermişti, ilkini açtı, diğerleri yolda. Emekliye sahip çıkacaktı, gerekli adımları attı, hazırlıkları yaptı ve bundan sonra Edremit'te emeklilerin yüzü daha çok gülecek. Geçmişte belediye personelimizin bizden kaynaklı olmayan sıkıntıları vardı. O sıkıntıların tamamını tadil ediyor, o sıkıntıların tamamını ortadan kaldırıyor ve artık belediyede yeniden yüzler gülüyor. 120 bin metrekare asfalt kaplama çalışmaları Edremit'in uzun süredir beklediği yol çalışmalarını tamamlıyor. Kendisini takdir ediyorum, dikkatle takip ediyorum, onu bir kez daha sizlere emanet ediyorum. Buradan bu güzel günde, bu güzel topluluğun önünde Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Erdoğan'a bir hatırlatmada bulunacağım. 6 Şubat'ı hep birlikte yaşadık. Türkiye bir deprem ülkesi. Edremit, Balıkesir 20 tane fay hattının üstündeki bir ilçemiz ve burada kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Balıkesir'de kentsel dönüşüme ihtiyaç var. Partizanlık yaparak, imzalar atmayarak, onay vermeyerek, el kol bağlayıp siyaset yapıyorsunuz ama depremin siyaseti olmaz. İnsan hayatının siyaseti olmaz. Enkaz altında kalmış bebelerin, çocukların siyaseti olmaz. Kentsel dönüşüm için gereğini yapın. Önümüzü açın, gerekli katkıları sağlayın, vebal altında kalmayın. Samimiyetle çağrıda bulunuyor, tarih önünde sizi bir kez daha uyarıyorum. Değerli Edremitliler, Edremit'in sahipleri, ev sahipleri, misafirleri, Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği gibi yönetilmiyor. 100 yıl önce büyük bir karamsarlık, işgaller, salgın hastalıklar karşısında büyük bir umutsuzluk varken orada umut olan,
kurtuluşa inanmış, ardından bir cumhuriyet kurmaya inanmış, demokrasiye inanmış genç, cesur kadrolar 100 yıl önce bu toprakların alın yazısını değiştirdi. Geçen sene 14 ve 28 Mayıs'ta yaşadığımız büyük travmadan sonra gençlerimizin gözünün ferri sönmüşken, büyüklerimizin omuzları yere doğru düşmüşken, kimse kimsenin yüzüne bakıp gülmezken hep birlikte bir yola çıktık. O yol, o yürüyüş, o mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişimi, ki bunu kişilere, kadrolara indirgemek, kişilere, büyüklere haksızlık olurdu, Türkiye'ye taşıma imkanını verdi. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi yapacağı büyük değişim kurultayıyla önce tüzüğünü demokratlaştırarak, demokratikleştirerek Türkiye'ye vaat ettiği demokrasiyi kendi yaşamaya başlıyor. Ardından yapacağı büyük program kurultayının başlangıcıyla bu ülkeyi nasıl yöneteceğini, yoksulluğu nasıl bitireceğini, gelir adaletsizliğini nasıl ortadan kaldıracağını, kendi kendine yeten bir tarım ülkesinden ithalata muhtaç bir ülke haline gelmekten nasıl kurtulacağını, hayvancılığından arıcılığına kadar tüm sektörleri yeniden nasıl ayağa kaldıracağını çalışacağı bir program hazırlıyor. Hazırlanıyor. Müjdeler olsun ki Cumhuriyet Halk Partisi 100 yıl sonra yeniden Türkiye'yi yönetmeye, ayağa kaldırmaya hazırlanıyor. Bu yürüyüşte hepimize düşen görevler var. Artık bir seferberlik içindeyiz. Her geçen gün iktidara biraz daha yaklaşıyoruz. Ancak üzerimize ne fedakarlık düşerse onu yapmaktan geriye duymayalım. Çünkü artık o günler yakındır. Herkesin insan olma onurunu yüreğinde hissedeceği o günler yakındır. Hiçbir mezhebin ötekileştirilmediği, cemevlerinin de ibadethane kabul edildiği, tüm inançlara saygılı, tüm inançlara eşit hizmet eden, kimseyi ikinci sınıf vatandaş görmeyen, anayasada ne yazıyorsa uygulayan, eksik olanını da anayasasına koyan genç cumhuriyetin ikinci yüzyılında hep birlikte yürüyecek yolumuz var. İnanın ve güvenin. 31 Mart gecesi size verdiğim ilk sözü tuttum. Dedim ki 70'lerde Ecevit dünyayı doğru okudu. Türkiye siyasetini doğru okudu. Rüzgarı ve zorlukları doğru tespit etti. Ve onun liderliğinde girilen ikisi yerel, ikisi genel, 4 seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti çıktı. Ben yerel seçimlerle ilgili ortaya koyduğum iddiayı ve verdiğim sözü tuttum. Aynı Edremitlilerin bana verdiği sözü tuttukları gibi. Şimdi sıra sözün büyüğünü tutmakta. Şimdi sıra mutluluğun büyüğünü yaşamakta. Emin olun ki, inanın ki, and içerim ki yapılacak ilk genel seçimlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi birinci parti olacak, iktidar olacak. Bunların hepsini şu özgüvenle, şu tarihsel güçle ve bugünün gerçeklerini görerek, bilerek, inanarak söylüyorum. Sloganımız basit. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Bu basit, bu doğru sözü, bu kimsenin hayır diyemeyeceği bu tespiti
her birinizin her yerde söylemenizi, sosyal medyadan dağın başındaki taşa kadar her yere yazmanızı, her yerde tekrar etmenizi biliyorum. Sizden şunu istiyorum. Bilin ki her şeyin, her derdin var bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda bütün anketlerde birinci partiyiz. Zaten ülkeyi kuran birinci partiyiz. Ana sloganımız Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisi. 31 Mart'ta seçimlere giderken demiştim ki AKP'nin oy veren değerli yurttaşları, değerli seçmenler, sevgili MHP'liler, adaylarımız güzel, temiz, çalışkan. Bu seçim genel seçim değil. Onlara oy verin. Onlara oy verin ki kendinizi iyi yönetilsin. Bu seçim iktidar değiştirmez. Ama iktidara bir sarı kart gösterir. Sarı kartı gösterin. Korkmayın, bu seçim iktidar değiştirmeyecek. Bu kırmızı kart değil. Ama ben sizin sesinizi duyuracağım. Sağ olsunlar, sizlerle birlikte daha 9 ay önce 5 parti beraber %25 oy almışken tek başımıza %38 oy aldık. Ben 31 Mart seçiminin sonucunu tek başıma kendime, tek başıma partime, yönetime, adaya mal etmeyeceğimi o gece söyledim. Dedim ki bu seçimin sonucunu gerekçe gösterip erken seçim talep etmeyeceğim. AK Partili de MHP'li de oy verdi. Ama dedim ki bu emekliye bu maaş olmaz. Bu asgari ücret enflasyon zamsız olmaz. Çiftçi yanıyor perişan, sahip çıkmadan olmaz. Dedim ki emekliye, emekçiye, çiftçiye, esnafa sahip çıkın. Onların hakkını verin ki geçim olsun. Geçim olmazsa eninde sonunda seçim olur demiştim. O günden bugüne sadece zenginlere sahip çıktılar. O günden bugüne sadece yandaşlara sahip çıktılar. O gün ne kadar mavi bereli varsa bugün de var. Çünkü sorunları çözülmedi. O gün 25 kilo dana kıyma alan emekli maaşı bugün 21 kilo dana kıyma alıyor. Emekli daha da kötüye gitti. O gün 17 bin liraydı asgari ücret, bir kuruş zam gelmedi ama iğneden ipliğe her şeye zam geldi. Ne bir söyledim, tarım ürünlerinin hepsinde üretici perişan, icra kapıda, traktör hacizde, bıçak kemikte. O yüzden artık bu şartlarda geçim olmuyor. Tayyip Erdoğan, buradan sesleniyorum. Bunları yüz yüze anlattım. Dosyalar verdim, söyledim. Bu insanların acısını dindirelim, yokluğu bitirelim dedim. Ama tek yaptığım yandaşların vergilerini silmek, yandaşlara sahip çıkmak, vatandaşı perişan etmek oldu. Bu memlekette geçim yok. Geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Geçim yoksa seçim var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bugünden hazırız, dünden razıyız. Getirin sandığı, o zaman görün nasıl bu halkın yüzünü Halk Partisi güldürecek. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Her derdin vardır bir çaresi. Onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Edremit'e sahip çıkmaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisine sahip çıkmaya devam edin. Yürüyecek yolumuz var.
ama sonu iktidar, iktidar, iktidar.